sol tarafı biraz. Başlattık. Bağlantı kontrol edeceğiz. Yine bir karette ölümümüz. Yine bir can kaybı. Vücudunda, sol uyluğunda ip izi var burada. Başka yerinde hiçbir problem yok. Muhtemelen boğazında da bir şeyler yutmuş ve boğularak ölmüş. 12-15 yaşlarında karette bir etobur. Bir erkek var, bir dişi. Umuyoruz ki bu son olur. Tabii ki predasyon gibi hayvanın hayvana yaptığı ölümler olabilir ama insan faktörlü ölümler canımızı çok sıkıyor. Bunları da engellemek için elimizden geleni yapacağız. Bugün yine bir can gitti. İnşallah bu son olur umuduyla bekliyoruz. Ama uyluklarındaki ip izleri çok bariz. Dekafok Derneği olarak devam edeceğiz. Bu canları kurtarmaya ve bu tip ölümlerin olmaması için elimizden geleni yapacağız. Çevremizdeki tüm sahil bandındaki işletmelerin duyarlılığı sayesinde telefon açıldı ve bize denildi ki yaralı bir kaplumbağa var, batıp çıkıyor. Acilen koştuk geldik, artık herkes duyarlı. Yararlı umuduyla gelmiştik. Hatta veterinerimizi de ayarladık. Ama maalesef ki karşımıza çıkan bir ölüm. Çok acı verici bir ölüm. Sol uyluğundan başka yara yok. Ortalama bir hafta olmuş. Güzel dişi. Eminim ki bu sene yumurtalarını bıraktı ve yavruları da çıktı gitti. Onun nesli devam edecek. Herkese buradan çarede bulunuyorum. Lütfen daha duyarlı olalım. Karettalar bizim için çok önemli. Özellikle deniz analarından bizleri korunuyor. İstilacı balon balıklarının yumurtalarını tükettiğiyle ilgili birçok öngörü var. Sizden isteyip onlara sahip çıkalım. Nesli tükenme tehlikesi altında ve dünyada korunuyor. Sizden desteğinizi istirham ediyoruz. Bir can daha gitti. Bunu şimdi kaplumbağa mezarlığımıza gömeceğiz ve güzelce etlerinden sıyrılmasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında da Dekafok Seher Akyol adına müzelerde sergilenmek üzere bağışlanacak. Sadece iskeletinin çıkmasını beklenecek.